geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlarımla buluşacağım akşam üzeri. Cihangir'e gidiyorum. Cihangir, gel bakalım. Arkadaşlarıyla buluşacak, Cihangir'e gidiyor. Fashion Week'e mi gitseydim? Nihal. Ben Cihangir'de oturuyorum biliyorsun, yürüyemezsin ki. Ya öyle de hani... Ben şu topuklarla bile yürüyemiyorum. Biliyorum hayatım, sen oturmadan önce ben zaten gidiyordum oralara sen yokken de. Hani o zaman bunu gitme, daha iyi bilmen lazım yani. Senin dolgu topuklarla gördüğüm günler de oldu orada, mavi. Onun dışında Gülşah, sana hızlandım. Şapkan ve ceketin çok güzel, çok beğeniyorum zaten. O içindekini burada kullanmıştın tanıtımlarda. Ama zaten yeni bir kural geldi, kullanabilirsin. Tanıtımda kullandım. Ama bu tanıtımda kullandığım bir şey yani. Ne var canım, tanıtımdakini biz de giyiyoruz. Yani. Biz de, ben de giydim yani. Ay ben de giyeyim o zaman. Pahalıya almıştım. Sen kesin giy. Onun dışında pantolonun yüksek bel olması daha iyi olur. Senin belinin burası çok ince ya. Ayakkabılarını da bir sevemedim ama çok pahalı görünüyor. Çok pahalı görünüyor. Buradan Çiğdem'e bağlanıyoruz. Sence? Maliye bakalım. Hayattaki en zor şey insanın kendini ifade edememesi. Ve gittikçe daha kötü hale dönüşmesi. Ay, o noktada susmak lazım diye düşünüyorum. Açtım ve ben konuyu, susuyorum. Yapacak bir şey yok. O pahalı yok. Ve ucuz anlamındaki bütün konularla ilgili konuşma yapmıyorum artık. Aa. Evet. Bence senin her konuda fikrin var. Mutlaka. Olması da lazım. İşte, yani susma. Bildiğim konulardaysa. Bırakma bizi Çiğdem. Ukalalık anlamında konuşmak istemem tabii. O ayrı mesele. Sen bilirsin. Bana ama da zenginliği yakıştırmak isterdik. Değerlendireyim o zaman tabii. Arkadaşımı. Ben de Gülşah'ım. Ben senin makyajını hiç beğenmedim. Makyajımı? Şapka var yüzünde, yüzün çok karanlık duruyor. Yani daha fresh bir yüz yapmalıydın. İçindeki penye bir tişört. Bir sürü penye tişörtün vardır. Hani onu giyeceğine daha önce giymiştin. Daha hani... önce giymedim arkadaşlar. Burada aynısı tanıtımda değil mi? Giydim. Tanıtımda bende böyle 1000 tane var. Ya tamam da. Yani. Ama tanıtım. Hani ben sanırım de bin tane de var derken bunu giymedim demek neyse, oluyor. Neyse kapatmadık mı tanıtım konusu? Ayşenur. Giymemem gerekiyor. Ayşe söylemiş. Yok bir daha. Sen yani. Tanıtımdakileri komple giydin burada o cil atlı üstü. Ben tanıtımda kadar. Açık renk takım giydim. Sonra tanıtımdan sonra burada yırtıklı koyu renk takım giydim. Gömlek pardon. Pantolon. Ve aynısını giydin dediler. Giymemem gerektiği söylenildi. O yüzden senin de giymemen gerekti. Değil, benzeriydi ama yine de benzettikleri için aynısını giymemen gerekti. O da tişört sadece yani bilmiyordum. Ve özür dilerim. Bence senin yüksek bel pantolon giymen lazım. Çünkü kilo ben almışsın. Ben yorum yapıyordum. Kilo mu almış? Beli yok. Yani göbeği var. O yüzden Ayşenur sana geleceğiz. Çiğdem var. Tamamlasın. Cihangir'de gerçekten o topuklarla yürüyemezsin. İşte. Ama şöyle bir gerçek var, sana ben bu tarzı çok yakıştırıyorum. Böyle sokak modası, sokak tarzı, böyle salaş şeyler sende çok güzel duruyor. Güzel ama oraya uygun olduğunu düşünmüyorum. Ya ben işten çıktım, önüm kapalıydı gibi, rahat bir işte çalışıyorum. Hani akşamüstü arabayla oraya geçtim. Hani gibi. Ayakkabın olsa İstersen mesela çantanda, desen ki yürüyemediğim yerde çıkarırım, onu da çıkarsan çantandan, hani belki terlikle kabul edebilebilirdi. Ama Cihangir'de ayakkabıyla gerçekten yürüyemezsin. Gezilmez. Mümkün biliyorum. Değil yani. Nihal? Yani incecik ayrıca Gülşah'ın fiziği Ayşenur'unkinden daha iyi yani. Fizik yarışmasını yapmıyoruz şu an. Göbeğin çıkış yüksek pantolon yapıyorsun ama sürekli. Şimdi. Yarışmaya sokma kendini benimle ya Allah. Ben seninle ne yarışacağım Allah. Be? Giremezsin zaten. Kumarlarımız ya aynı kendinize değil. Gelin. Giremezsin benimle yarışa. Ne konuda? Her konuda. Tartıştığınız konu bambaşka bir yere götürdünüz ama kilodan bahsediyorsunuz. Rica yüksek ediyorum. Bel giyseydin keşke diyorum. Tamam o ben kilo bunu söylüyorum dedin. O onu söylüyor. Yüksek ya beller çünkü göbeğim var dedi. Fiziksel özelliklerinizle ilgili lütfen yorum yapmayın. Ne olur. Karakterinizle ilgili, fiziksel özelliklerinizle ilgili hakarete varacak cümleler rica ediyorum kullanmayın. Sonra Rütük bize soruyor. Sormadan ben sizi uyarıyorum. Tamam? Benim yanlış bir şey söylemediğimi Gülşah bilir, ben söylemem yani öyle bir şey olsa. Sadece ben pantolonunu beğenmedim, yüksek bel giy dedim. Çünkü üst bedeni uzun, alt bedeni... Ama sen göbeğin çıkmış da yüksek tamam, bel giy diyorsun. Tamam kilo almışsın biraz dedim. Ben senin eski halini biliyorum dedim. Aynen yani. Bu normal bir şey. Çok normal söylemem sadece geçen sezon şey. Yarıştığımın sonunda ben çok kiloluydum bebeğim, ben zayıfladım. Normal bir şey, çok normal. Bunda büyütülecek bir şey yok, konuyu çarpıtıyor. Ben düzenleyip evden çıkmadığım için, dakika başı yediğim için olabilir. Ben de yiyorum sürekli. Ben yani şey şapka evet çok güzel forma olarak sadece hani yüzün görünmüyor aşağı inmiş gibi duruyor. Çıkaracağım birazdan. Yani normalde üst
stylingini çok beğendim ama altı pek bağdaştıramadım. Yani o botların kendi çapında bir iddiası. Ya sokak stili yani kendi değişik. Çok düz postal da giydim, düz de giyecektim. Hatta getirdim. Böyle bir moda da var. Hani denedim bu. Ben çünkü böyle butiler giymem, bu tarz skinny paça görmemişsinizdir bende ama normalde Nihal falan dışarıda beni görmüştür, Ayşenur'da. Ben çok giyiyorum ama düz giyiyorum. Topuklu'da da böyle değişik başka şeylerle de yapıyorum. Hani olur olmazı değil ama hani var, bu olmamıştır ayrı, dediğin doğru olabilir ama denedim. Normalde bu butik kez giyiyorum. Yani Gülşah, senin de bir şeyin var. Ne söylesek denedim. Bunu sen ben, diyemezsin. Hayır, benim söyleme hakkım var ama sen mesela kendinden çok eminsin ya, hep denedim diyorsun. Hep denedim. Ben ama çünkü deniyorum. Farklı şeyler içine girmeye çalışıyorum ama sen kendin bir şey stiletto yaptığın zaman giyeyim, bile... Stiletto mu giyeyim? Nut rengi. Gülşah, bir şey soracağım. Bana bunu söyleyen insan da aynı tüyden... Tüy mü o artık neyse, 6 tane rengi var. Daha önce bir tanesini kullandım. Bunu da şimdi kullanıyorum diyen bir insanın. 6'sını da kullanacağım. Bana bunu söylemesi çok tezat yani. Stiletto birini nötr rengi de değil ayrıca. Bu da daha koyusu. Ben renk tonları tonları gidiyorum o demek ki. O kadar farklı bir şeyden bahsediyorsun. Hayır, farklı bir şeyden bahsetmiyorum. Bunu çok bana farklı söylüyorsun. O tüyü bir önceki sezonda kullanmışsın. Tanıtımda da taktın. Geri mi çıkardın? Peki nasıl taktım? Birini elbise, aynı birini şekilde taktı. Tamam, aynı şey o tüy yani, anladın bu mı? Bu farklı. Nasıl farklı? Stiletto çok simple bir ayakkabı yani. İstediğim şeyin altına gelirim ama o tüy demek ki farklı bir şey değil. Sen 6 tane alıp bir de burada yutturmaya çalışıyorsun. Yutturma bir de bana derken... diyorsun ki aynı şeyleri yapıp nut şeyi kopyalıyorsun. Ben aynı ya şeyleri yapmıyorum. Yaptığın eleştirinin arkasını doldur Gülşah. Ne olur ay bu klişe laflarını bana kullanma. Klişe laflar değil ama yani 6 tamam tane aynı tüyden bir alan insanın ayağımdaki stilettoyu eleştirmesi çok tezat. Ben stilettonu yani aynı rengi eleştiriyorum. O ile aynı onu renk, aynı değil burada ki. Başka aynı biri giysek değil. Ben ya da başkası giyse sen de söylerdin. Yo, söylemem. Sen başkalarına söylemiyorsun. Sende. Ben onu test edip onaylıyorum, merak etme. O stilettoyu kimde 3 kere gördüm. Tamam ama bu benim boyumu uzatıyor. Ben nötr renkten hayatım, ben renkten sana bahsediyorum. Ne? Sana renkten. Ne? Renk aynı değil ki. Stiletto da aynı değil. Sen ama böyle kavga eder gibi konuşuyorsun, biliyor musun? Ne? Kavga eder gibi hep haklı çıkmaya çalışıyorsun, ben böyle haklı susuyorum. Çıkmaya çalışmıyorum. Sen kendi haklı diyorsun ama diyorum ki sana 6 tane aynı tüyün... 6 değil 4. Tamam her neyse 4 tane alıp ikisini daha önce kullanıp daha sonrakileri de kullanmayı düşünen bir insanın benim ayağımdaki klasik bir ayakkabıyı eleştirme lüksü yok. Bence var. Ezgi? Ben de pantolonunu daha farklı bir şey tercih edebilirdin bana göre de. Üzerin gerçekten çok güzel belden yukarısı. Pantolonda sadece ya sende gördü, hani alışık değiliz böyle pantolon görmeye ya da uymamış, bir değişik duruyor. Ayakkabılarını gerçekten çok uyduramadım. Bir de çantan daha farklı bir şey tercih edebilirdin. Sırt çantası çok uymamış sanki. Daha farklı bir çanta hayal ettim ben. Onun dışında şapkanı çok beğendim. Buradan yukarısı çok güzel görünüyor. Tam senlik yani, çok güzel. Hep şort giyeyim yani, şort giydim yok, ki devamlı. Yok şort değil, daha renk olarak farklı bir pantolon olabilir. Bu... Daha dediği gibi birazcık daha yüksek bel olabilir. Kemer orada biraz potluk pot olabilir. Ya böyle yüksek bel, çok denemedim bir tane. Bunları bile, bundan bir iki tane falan vardır. Çok skinny giymiyorum. Bir peki, derisi bir bu var. Son yorum Özden. Gülşah, ben beğendim seni. Ayakkabının önü hariç beğendim. Aslında hiçbir şey rahatsız etmiyor. Güzel bir styling yapmışsın. Ama Cihangir kombini için gerçekten uygun değil. Cihangir'de gidebileceğin hiçbir yer yok. Belki terasta falan yani yemek yiyebilirsin birim bu şekilde bir yerlerde. Ama ben de orada oturuyorum şu anda. Ve mümkünatı yok yani o ayakkabılarla, o topuklarla orada. Hazır mısın? Hazırım. Gülşah Yılmaz, ayakkabı 750 lira, pantolon 99 lira, gömlek 99 lira, kemer 24 lira, tişört 10 lira. Ayakkabı da hariç gayet uygun fiyatlar. Ama o ayakkabı harcadın, bu kombini harcadın. Bu kadar fütüristik ayakkabıları böyle bir tarzın altında fazla durdu yani, çok fütüristik kalmış. Şapka, Cihangir'e gidiyorsun değil mi? Yani işten çıktım, o an öyle diyeyim. Aslında ben Aycan'la Şencan'ın, onların diyeceklerini diyecektim. Kemal Bey dedi ya, bıktım, şiştim. O an orada çıkarken uydurdum. Yani şapka tek başına güzel ama bir gezmek için, bir yerde gitmek için fazla buldum. Fazla bartılı, fazla ha ben buradayım, bana bakın gibi bağırıyor. İçindeki bluz çok beğendim. Sen mi kestin? Ben harika kestim. Zaten tanıtım da yaptı. Evet. Giydin bunu ve pantolonlarında kombin. O kombin daha güzel mesela.
Hani orada giydim buna bile böyle der, belki bir şey olur, hani orada çok çıktım diye giydim. Mesela onun altındaki bir pantolon çorapları vardı, böyle bir kestin. Onları da kesmiştim. Ha, böyle bir ceket giyseydin, aynı ayakkabı, orada ayakkabı kalın topuk bir şey vardı yoksa düz. Yok, düz vardı. Ha, düz ayakkabı olursa o zaman tamam derdim. Çünkü hem çanta hem o şapka, o ayakkabı olmaz. Cool görünüyorsun ama uyumsuzluk var. Altın. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Sen hoş geldin, şapkan üstüme geldi. Nefes alamıyorum sana baktıkça. Çıkartır mısın? Hah. Aynen. Ayakkabıların feci. Cihangir'e gidersin gitmezsin onu söylemeyeceğim artık. Her yere her türlü ince topuklu ayakkabıyla gidiliyor artık günümüzde. Çatır çatır da yürüyorlar. İstiklal Caddesi'nde bile görüyorum böyle tipler. Bir de şu sırt çantası kullanılıyorsa artık, bu 10 sene önceydi bu tek taraflı takmak. İlla ki çift taraflı takman gerekiyor. Yeni akım böyle, bu şekilde. Keşke daha kalın topuklu bir şey tercih etseymişsin. Ben de beğendim stylingini ama o şapka ve o ayakkabı beni bozdu. 6. Teşekkür ederim. Bluz, pantolon ben de çok beğendim. Yani o gömleğinin altında o papuç, o bluzun üstünde o gömlek. Yani parçaları hepsini harcamışsın. Zaten söyleyeceklerimi söylediler. Ay beni yormayın bugün. Benim kulağım ağrıyor gerçekten. Gerçekten mi? Gerçekten. Nasıl zonkluyor anlatamam size. Ölüyorum. Ağrı kesici falan bir şey. Vallahi kulağım çok ağrıyor. Zonk böyle. 6 Gülşah'cığım. Teşekkür ederim Nur Hanım. Ediyoruz. Gülşah yerini alıyoruz. Ezgi Ünal podyumda.